kurumların ve camilerin %35'i yılda en az bir kez saldırıya uğradı. Saldırıların ana nedeni ise İslam karşıtlığı. Bu çarpıcı veri İngiltere'den. Ülkede 100'den fazla cami üzerinde bir araştırma yapıldı. Araştırma, bağımsız kuruluşlar olan Muslim Census ve Muslim Engagement and Development tarafından yürütüldü. Saldırıların başında İslam karşıtlığı geliyor. İslam karşıtlığını sırasıyla vandalizm ve hırsızlık olayları takip ediyor. 2016 yılında İngiltere'de hükümet, ibadethaneleri ve camileri korumak üzere koruyucu güvenlik politikalarını hayata geçirdi. Burada asıl amaç risk altında bulunan cami ve ibadethaneleri korumaktı. Ancak diğer taraftan bakıldığında İngiltere'de son verilere göre camilerin sadece %4'ü bu fondan faydalanabildi. Siyasi analist Aya Delphi, İslam karşıtlığının azalmadığını, tersine bu tür olaylarda artış görüldüğüne dikkat çekiyor. Benim de başıma gelen ve gittikçe kötüleşen bir durum. Bu konuya dair ilk akla gelen 2020'de Londra Merkez Camii müezzininin bıçaklanması olayı. Bu durum kesinlikle büyüyen bir hastalık. Ancak muhafazakar hükümetin iktidara gelmesi ve esasen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerine kurulu Brexit kampanyasıyla bu iyice artmış durumda. Araştırma başka çarpıcı verileri de ortaya çıkardı. Buna göre yaklaşık 3 milyon 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı İngiltere'de koronavirüs salgını döneminde camilere fiziki saldırılarda %15 artış görüldü. İslam karşıtı saldırıya maruz kalan veya tehdit alan camilere dair vakaların %85'i polise bildirildi. Polis de ancak bunların yarısına dair etkili bir süreç yürütülebildiğini belirtiyor.